Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an okuma sanatı dersimizin onuncusuna geldik. Kur'an alfabemizi öğrendik, 28 harfi. Şimdi artık yavaş yavaş tuğlaları koymaya çalışıyoruz. Yani temeli attık. Bakın bugünkü dersimizin adı harekeler. Hareke. Ni hareki? Hareket de oradan geliyor zaten. Harflere bunların hareke vereceğiz. Önce şunu bilelim. Harekeler üç tanedir. Hareke ailesi diyorum ben çocukları iyi anlasın diye. Bu bir ailenin soyadı. Hareke ailesi üç tane. Hangileri bunlar? Bakın. Hangileri bunlar? Şöyle bir çizgi yapayım. Birincisi üstün. Şunu harf olarak düşünün. Bu üstün. Önce hareket nereden meydana gelmiş? Hüseyin Hocam sen de bunu iyi e, bilirsen çok faydalı olur. Bak sevgili hocam. Hareket nereden meydana gelmiş? Yusuf sen ne bakıyorsun. Bak gözüm. Sevgili hocam bak bak. Yusuf. Şu bildiğimiz elif. Aa altı kırmızı bu elifin diyeceksiniz. Sevgili hocam şu Elif'in yarısını kesmişler. Elif'i almışlar şöyle yan koymuşlar. Neden? Ne demek istiyorum bununla? Üstün hangi harften yapılmış? Elif'ten yapılmış. Onun mantığını anlatacağım. Niye böyle anlatıyorum? Üstün. Üstün üzerinde bulunduğu ince harfleri E, kalın harfleri de A sesiyle okutur. Bir örnek verelim şuraya. Elifti ya bu. A elif. Ne oldu? E. Bak E. Bir de kalın harf yazalım. Ne diyelim buraya? Ha. Bak bunu A yaptı. Bunu da E. E. Ha. Gördük değil mi? Hareke ile alakalı neyi bilmemiz gerekiyordu? hareki eliften yapılmış. Elifin yarısını almışlar, böyle yan olarak harfin üzerine koymuşlar. Üstün olmuş, Hareke olmuş dedim. O da esre. Yani üstünün tam tersi. Pekala esreyi neden yapmış olabilirler? Bakın. Bu Y harfi. Değil mi? El yazısında Y böyle yazılmaz. El yazısında Y şöyle yazılır. Yani nokta konmaz da böyle bir çizgi iki nokta demektir. Noktanın bir ucu burası, diğer ucu da şurası. Yani Y'nin iki noktasıdır s. Y'den yapmışlar, onu demek istiyorum. Tamam. Esre ne yapar? Esre ince harfleri i. Burası çok önemli. i. Eliften yapalım. i. Evet. Türkçemizi tam tersini düşünün. Türkçemizde i'yi böyle yapıyoruz ya hani nokta üzerine koyunca iyi oluyor ya. Kur'an alfabesinde de esreyi altına koyuyorsunuz böyle çizgi i oluyor. I kalın harfleri de u i arası bir sesle okutur. Mesela bak hı hı, hı. demedim. hı ya hı böyle u'dan i'ye doğru gelen bir şey var. Şuraya koyuyorum. Hı veya satman yapalım. İhdinas sı var ya sı. Gördünüz? Evet. Bir harekemiz daha var. O da ötre. Ötre. Herhalde herkes söyleyebilir bana bunun hangi harfen yapıldığını. Değil mi? Bizim bildiğimiz şu vav var ya. Vav'ı küçültmüşler, ötre yapmışlar. İleride anlatacağım. Niye başka harflerden değil de eliften, y'den bir de vav'dan yapılmış. Onu anlatacağım ileride. Mantığını anlatacağım size. Ötre harfi bura çok önemli. Çok önemli şu söyleyeceğim. Hele hele hocalarım iyi dinlesinler çok önemli. Çocuklara öğretirken işte hocam ötre kalın harfleri u yapar. E ince harfleri de ü yapar. Hadi oradan. İşte en büyük yanlış bu. Yani e ü D olur mu ya? Veya elhamdü. Çocuk böyle okuyor önümde. Dü. Sen bir tane ü diyen Arap gördün mü? Kur'an lisanı Arapçaysa onu önce bir Arap'tan dinleyelim bakalım nasıl okuyacak. Kur'an'da ü yok kardeşim. Altını çiziyorum kocama. O zaman ötre ne yapar? Ötre ince harfi kibar u kalın harfi de kalın u diye okutur. Bak şimdi. Şuraya koyuyorum. Elifin üzerine koydum. U. Bak ü demedim. U da demedim. Kalınlaştırmadım. U. Kalın üzerinde olduğu zaman da hu. Bak böyle u oldu. Su. Gördünüz. Ötre ne yaparmış? Kalın harfleri kalın u, ince harfleri de kibar u ile okutulmuş. Bu işte. Zaten dördüncü bir şıkkımız yok. Bütün harfleri bununla okuyabiliriz. İnşallah ben bir dahaki dersimize e, buraya güzel bir Elif Bağ tablosu koyayım. Hep beraber şu üç işaret üzerinde okuyalım. Yani vav wow diyelim. Ve, vi, vu. Bak. Ye, ye, yi, yu. Cim'den yapalım buraya cim? Buyurun. C, c, cu. Ters okuyalım bir de. Cu, c, c. Hani çocuklarımız ezberlemesin, ezbere gitmesin ne diye söylüyorum. Lam'dan yapalım. Çok basit. Üstün koyarsak L, esre koyarsak li, ötre koyarsak lu. Bak lu değil. Lu hiç değil. Le, lu. Evet. Bugün de harekeleri öğrenmiş olduk. Bu ailenin adı hareke ailesiymiş. Yusuf unutmuyorsun değil mi? Bunlar diyorum karı koca. Bir de çocukları var. Veya şöyle diyeyim. Doğru. Bu karı, bu koca olsun. Bu da çocuklar olsun. Tamam. Üstün, esre, ötre. Çocuklar hani aklında kalsın ne diyorum. Yavrular bu ailenin soy ismi neydi? Hareke ailesi. Kaç kişiydi bunlar? Üç kişilik bir aile. Bunların görevleri neymiş? Üstün, e, a yapar. E, ötre, e, kalın harfleri u, ince harfleri kibar u yapar. Esre de i, ince harfleri kalın harflerde ı I, i arası bir ses ile okutur. Çok ilginç bir cümle daha söylüyorum. Üstüne sı ötre asla çekmez. Bakın e e b d. Çocuk bunu okurken e b d diye okuyor. Bu yanlış. Böyle okunmaz ya. e b d gibi okunacak. Evet. Bugün de harekeyi öğrenmiş olduk. Harekenin üç tane olduğunu öğrendik. Bunların üstün esse ötre olduğunu öğrendik. Bunların hangi harflerden yapıldığını da öğrendik. İnşallah bundan sonra bu harekeler üzerinden alıştırmalar yapacağız. Tekrar yarınki dersimizde görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.